Bir prens için ne hazin bir son. Kimsin sen? Karşında İbrahim Paşa Hazretleri var. Adını duydum. Venedikli sefil bir balıkçı için hayal edilemez bir yükseliş. Devam et. Ne biliyorsun hakkında? Senin gibi bir ortodoks dönme benim muhatabım değil. Hanedandan biri çıksın karşıma. Paşa Hazretleri. Paşam. Paşam. Paşam! Kim getirdi seni buraya? Prensesin yerini kim söyledi sana? Sana verecek cevabım yok. Emredersiniz paşam. Ne oldu prensi acaba? Ses seda yok. Geldiği tekne limanda. Muhtemelen yakalandı. Öyleyse bizim de başımız belada demektir Marcello. Umarım ağzını sıkı tutar. Neler oluyor? Marcello dur. Bu ne cüret? Buraya nasıl böyle girersin? Burası benim evim. Sana mı soracaktım? Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bu yaptığın hesabını İbrahim Paşa'ya vereceksin. Asıl İbrahim Paşa'ya hesap verecek olan sensin. Karşısına çıkmanı bekliyor. Alın bunu. Durun durun, hayır, bir yanlış anlaşılma. Alın bunu. Bir yanlış anlaşılma var. İbrahim Paşa'ya bu yaptığın hesabını vereceksin. Yanlış anlaşılma var diyor. Biri nereye getirdin böyle? İbrahim Paşa nerede? Yolun sonuna geldin Girit'ti. Devlet Aliye'ye ve hünkârımıza yaptığın ihanetin bedelini ödeyeceksin. Ben hiçbir şey yapmadım. Beni derhal serbest bırak. İbrahim Paşa'yla görüşmek istiyorum derhal. Yürü gidiyoruz. Şerken ne diyor peki? Yoksa prenses umurunda değil mi? Yakın akrabalık bağları varmış. Şerken bir gün Osmanlı'yı ve Süleyman'ı tarihe görecek. Biz geldik. Yanı başındaydık. Bu dinde. O vakit neredeydi senin büyük imparatorun? Lajos ordusuyla bataklıklarda can verirken neredeydi? Paşa Hazretleri, Bahal Bey beni görmek istediğinizi söyleyince zorla kendisine buraya kadar mecburen eşlik etmek zorunda kaldım ama ben hiçbir şey anlamıyorum ben. Neden buradayım? Neler oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım Paşa Hazretleri. Signor Gritti. Prens Frederick'le tanıştığını tahmin ediyorum. Kendisini ilk defa görüyorum Paşa Hazretleri. Emin olun Paşa Hazretleri, kendisini ilk defa görüyorum.
Birisi ona yardım etmiş Gritti'yi. Av köşküne götürmüş onu. Benim haberim yok paşam. Elbette. Elbette yok. Bizim sana itimadımız sonsuz Gritti. Zira sen böyle aptalca bir ihanetin içerisinde bulunamayacak kadar zeki bir insansın. Seni buraya çağırdım çünkü elçilerle sen konuşacaksın. Onlara Prens Frederick'in de esir düştüğünü söyle. Bakalım bu sefer ne teklif edecekler. Thank you.